Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ecmain. Estağfirullah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Evet arkadaşlar, Sözler Risalesi'nin 14. Leman'ın 2. makamı isimli kısmını okuyoruz. Bu kısım 1. sözün hemen arkasında. Aslında Sözler Risalesi'ne ait bir kısım değil. Lemalarda bulunuyor. Ancak makam münasebetiyle buraya konmuş. Çünkü nasıl 1. söz Bismillah'la ilgili, bu 14. Leman'ın 2. makamı da Bismillahirrahmanirrahim'le ilgili. Oradaki Allah, Rahman, Rahim sıralamasının kainat, insan, insan, Allah ilişkilerinde nasıl bir anlam ifade ettiğini, hatta varlık, varlık ilişkisinde bu besmelenin tezahürlerini nasıl gördüğümüzü bize izah ediyor Bediüzzaman Hazretleri bu eserinde. 1. sır ve 2. sırrı okumuştuk. Bugün 10. dersimizde galiba 10. dersimiz. Artık 3. sırrın ortalarına gelmiş oluyoruz. Şuradan itibaren okuyarak başlayayım. Bu kısmı çok izah etmeyeyim çünkü üzerine konuştuk. Ancak madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor kısmından itibaren biraz izah üzerine konuşmaya başlayalım. Evet, kainatın envanı hikmet dairesinde insanın etrafında toplayıp bütün hacatına kemali intizam ve inayetle koşturmak bilbedahe apaçık ki İki haletten birisidir. Ya kainatın her bir nevi, yani türler, koyunlar bir tür, işte sinekler bir tür, arılar bir tür, çoğaltabildiğinizce düşünün. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor, yani yardımına koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intac ediyor. Yani imkansızlığı sonuç veriyor. İntac, netice, oradan geliyor. İnsan gibi bir aciz mutlakta en kuvvetli bir sultan-ı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Yani insan gibi aciz bir canlı bütün varlığı kendine boyun eğdirebilmesi için, istihdam edebilmesi için o acizlikle beraber büyük bir kuvvet olması lazım ki onlar ona boyun eğsinler. Bir zıtlık var burada. Bir cem-i zıddeyn var. İkisi beraber olmayacak şeyler demek bu. Hatırlayanlar vardır. Beyaz Show'da bir karakter vardı. Psikopat karakteri. Şöyle şeyler söylerdi. İşte koşmanı istiyorum ama terlemeni istemiyorum falan böyle. Veya işte gülmeni istiyorum ama neşelenmeni istemiyorum falan böyle. Hani cem-i zıddeyn böyle bir şey. Onu istiyorum ama onunla beraber olacak başka bir şey var, bunu istemiyorum gibi. Burada da insan işte o psikopat gibi evreni algılamalı ya. Bu oluyor ama bununla beraber şu olmuyormuş gibi. İnsan hem aciz hem süper kuvvetli. Bu ikisi beraber olmaz ki. Hani koşuyor ama terlemiyor gibi oluyor işte o şeydeki gibi, o psikopatın dediği gibi. Koşuyor ama terlemiyor. İnsan aciz, biz bunu müşahede ediyoruz. Bazen bir virüste ölüp gidiyor. İşte Rasim Öztekin, toprağı bol olsun, işte kalp krizinden gitti. İşte o zaman aciziz, bunu kabul etmek lazım. Neticeler ortada, yani sonuçları ortada. İnsanın hiçbir şeye güç yetiremediği, ölümü hayatından kaldıramamasıyla ortada. Hal böyleyken durup durup tekrar güç iddiasında bulunmak, evreni bu şekilde açıklamak pek doğru olmasa gerek. Fakat bizim açıklama şeklimiz bu yönde. Hatta evrimcilerin genel açıklama şekli bu yönde. Biz varlığın son halkasıyız. En büyüğü ve güçlüsüyüz. Varlıkla ilişkimizdeki hiyerarşi de işte bu güçten dolayı bizim boyun eğdirişmiş şeklinde olmalı diyorlar. Ancak sonuçları itibariyle görüyoruz ki yok, varlık da çok boyun eğmeye yatkın değil. Direniyor ve bize kötü sonuçlarıyla haber veriyor. Böyle olması gerektiğini, böyle olmaması gerektiğini haber veriyor. Bununla ilgili de pek çok yapım var. Mesela Mistik Olay diye bir film var. Kuş kutusu muydu? Galiba kuş kutusuydu.
Onda da mesela bu konu işleniyordu. Başka böyle filmler de var. Bir yerde diyorlar artık dünya diyecek ki ya arkadaş sizin bana ettiğiniz nedir? Ben size bir karşı koyayım diyecek diye işte onlar da bir korku çekiyorlar. Dünya diyor bize karşı bir savunma refleksi geliştirecek. Sanki dünyanın aklı var ayrıca. Aslında dünyanın bir aklı yok ama ardındaki sonsuz kudretin, sonsuz iradenin, sonsuz ilmin tezahürleri var. O tezahürleri hissediyoruz. Varlıktaki zeka belirtileriyle hissediyoruz. Bitkilerin hareketleriyle, yaptıklarıyla, işte canlıların kendilerinin kaldıramayacağı zeka gerektiren, fizik gerektiren, bilim gerektiren, mesela arının bal yapması daha önce konuştuk. Onlar da bunu hissediyoruz. Diyoruz ki ya bu zeka, bu sezdiğimiz şey bizi rahat bırakmaz. Biz ona çok kötülük ediyoruz şu an. Bu bir yerde bizden intikam alacak. İşte bilim kurgu sineması da bunun çeşitli versiyonlarını yapıyor şimdi. Bir canlı çıkıyor, bizim neslimizi tüketiyor falan. Veya işte bitkiler bir şey salgılıyor, insanlar zehirlenmeye başlıyor. Bir Fransız filmi vardı. Onda da böyle yerin altından duman çıkıyordu, insanlar boğuluyordu. Sadece çocuklar kurtulabiliyordu. Hatta bir hastalığı olan çocuklar kurtulabiliyordu. Geri kalan bütün herkes ölüyordu falan gibi gibi. Tehlikenin şeyi çok, kurgusu çok. Ama gerektirdiği imanı, işte onu yapamıyoruz hala, değil mi? Cenab-ı Hak rüştümüzü ilham etsin. Ya kainatın her bir nevi kendi kendine insanı tanıyor, ona itaat ediyor, muavenetine koşuyor. Bu ise 100 derece akıldan uzak olduğu gibi çok muhalatı intac ediyor. İnsan gibi bir acizi mutlakta en kuvvetli bir sultanı mutlakın kudreti bulunmak lazım geliyor. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir-i mutlakın ilmiyle bu muavenet oluyor. Kadir-i mutlak her şeye gücü yeten, kudreti sonsuz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi. Veyahut bu kainatın perdesi arkasında bir kadir-i mutlakın ilmiyle bu muavenet oluyor. Demek kainatın enva insanı tanıyor değil. Belki insanı bilen ve tanıyan, merhamet eden bir zatın tanımasının ve bilmesinin delilleridir. Yani o canlılarda bu zeka yok. Bu sezgi yok. Bu yardımlaşma şeyi yok, duygusu yok yani. Kocaman işte büyük baş, geçenlerde de konuştuk. Büyük baş hayvan altına bir küçük çocuk giriyor, sütünü sağabiliyor. Ya o hayvanda bu merhametin gereğini yerine getirmesi gerekecek. Yani insanın varlığını devam ettirmesinin biraz da böyle gıdalarla olduğunu sezecek. Şunlara bir koltuk çıkayım da hayatta kalsınlar diyecek bir zeka mı var, bir merhamet mi var, bir ön sezi mi var? Yok. Ama onun arkasında onu istihdam eden bir Allah var. Yoksa o hayvanın vücudunda çok şey var ki onları istihdam edemiyoruz. Kanını içemiyoruz. Veya başka başka vücudundan çıkan şeyleri kullanamıyoruz. Ama özellikle üretilmiş süt, sanki bu sipariş üzerine gelmiş, türlü türlü besinlerle donatılmış süt ihtiyacımızı görüyor. Ey insan, aklını başına al. Hiç mümkün müdür ki bütün enva-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hacetlerine lebbeyk buyur dedirttiren Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Lebbeyk Allahümme lebbeyk hacılar söylüyor ya, yani Allah'ım buyur Allah'ım, emret Allah'ım o şeyde manada. Burada da onu sorguluyor işte. Hiç mümkün müdür ki bütün enva mahlukatı sana müteveccihen, sana yönelerek, hani biz konuşuruz, teveccüh ettiniz, yani bana yöneldiniz, bana ikramda bulundunuz gibi böyle, ilginizi bana yönelttiniz babında, muavenet ellerini uzattıran, yardım ellerini uzattıran ve senin hacetlerine, ihtiyaçlarına lebbeyk dedirten Zat-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin. Demek ki bizim bu varlıkla kurduğumuz menfaat ilişkisi aslında Cenab-ı Hakk'ın bize kendini bildirmesi. Bakınız çok ilginç bir kapı açıldı buradan. İnsan neden bu kadar ihtiyaç içinde? Neden bu kadar fakr içinde? Neden hayal ettiğine kadar ihtiyacı var? Mesela hayalinizden bir şey geçti ya şöyle bir evim olsa artık bir ihtiyaç oldu değil mi? O da bir ihtiyaç. Ha zaruri değil olmasa da olur ama
bir ihtiyaç olarak ufkunuzda asılı. Veya işte bir bilim adamı aklına bir şey geliyor. Ya şöyle bir şey yapılabilir mi? Uçan bir nesne yapılabilir mi? Ondan sonra gecesini gündüzünü ona veriyor. İşte ilk uçağı yapıyor falan vesaire. Bakınız, hayal ettiği ihtiyacı oldu. İnsanın ihtiyaç dairesi hayalinin gittiği yere kadar genişleyebiliyor. Peki Cenab-ı Hak diğer canlılara kıyasla insanı niye bu kadar ihtiyaçlarla yaralamış tabiri caizse? Mevlana Celaleddin Hazretlerine atfen işitmiştim bir filmde. Şöyle bir sözü varmış. Yara bedenimize ışığın sızdığı yerdir. Bir daha söyleyeyim. Yara bedenimize ışığın sızdığı yerdir. Bu açıdan bakınca ihtiyaçlar da marifetullah'ın bedenimize sızdığı yerdir. Bir daha söylüyorum. İhtiyaçlar marifetullah'ın bedenimize sızdığı yerdir. Biz ihtiyaçlarımız sayesinde Cenab-ı Hakk'ı bilebiliyoruz. Eğer ihtiyaç konusunda daha geride olsaydık, Cenab-ı Hakk'ı daha az bilecektik. Belki melek kardeşlerimiz yaratıldığımızda Cenab-ı Hakk'a hani bir ufak serzenişte bulunuyorlar. İtiraz denmez ona ama hani bir hikmet sorgusu, bir acaba. Diyorlar ki ya Rabbi böyle kan dökebilecek bir nesli niye yaratıyorsun? Orayı alimlerimiz iki şekilde tefsir ediyorlar. Ya diyorlar insandan önce yaratılan canlının kan dökücülüğüne binaen bunu söylüyorlar. O öyle yaptı, bu da öyle yapar gibisinden. Yahut da diyorlar insanın fıtratını okudular. İnsanın fıtratına baktılar. Bu fıtratta işte diyoruz ya ihtiyaç var, hırs var, nefis var, mücadele etmek var, ulaşmak, arzulamak var. Bunlar sonuç olarak kan dökmeyi verir. Ya da diyor bunu sezdiler. Ya da bir başka tefsir kader üzerinde bunu okudular. Yani kaderde sonuçların böyle olacağını levh-i mahfuzda bilemiyoruz. Allahu alem. Melek kardeşler bu malumata sahiptiler. Bu yüzden böyle bir itirazda bulundular. Ya da serzenişte veya sorgulamada diyelim bulundular. Cenab-ı Hak da onlara dedi ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Ve işte Talim-i Esma olayı yaşandı. Hazreti Adem Aleyhisselam isimleri bildi, melekler bilemedi. O zaman dediler ki Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi biz seni kusurlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yok dediler yani. Sen en doğrusunu bilensin. Bunu itiraf ettiler ve imtihanı geçtiler. Ama iblis geçemedi. Biliyorsunuz o da dedi ki ben ateştenim, insan topraktan, ben ondan daha aşağı olamam. Onu sorgulamaya açtı. Cenab-ı Hakk'ın varlıkta yarattığı hiyerarşiye itiraz etti. İtiraz parmağını uzattı ve inat etti. Tövbe etmedi. Bu nedenle cehenneme gönderilecek. Ha bir mühleti var. O mühlette de bir fonksiyon görüyor insanlık açısından. İnsanların iyisini kötüsünden ayırıyor. Bu da hikmetli. Cennetlikleri cehennemlikleri ayırıyor. Tabiri caizse çürüyecek tohumlarla hurma ağacı olacak tohumları ayırıyor. Cenab-ı Hak onu da istihdam ediyor. Ama o imtihanı kaybetmiş oldu. Buraya nereden geldik? Ha şuradan. Şimdi melek kardeşlerimizin insanın yüzünde, manevi simasında gördükleri o kan dökücülüğü de netice verecek olan ihtiyaçlar silsilesi, o yaralar, işte Mevlana Hazretlerinin Kuddesi Ruh tabiriyle ışığın bedenimize sızdığı o yerler, bir yandan bizi bir savaş, bir mücadele, bir her gün yeniden başlayan acabalar, arzular içinde bırakıyor. Ama diğer taraftan da o ihtiyaçlar bizi merak eder hale getiriyor. Alemi merak eder hale getiriyor. Allah'ı merak eder hale getiriyor. Yani açlığımız sayısınca arayıştayız. Karnımız hiç acıkmasaydı, hiç açlık diye bir şey bilmeseydik, bu kadar sofralar, bu kadar yiyecekler, nimetler yapar mıydık, üretir miydik? İhtiyacımız olmazdı ki. Biz de bitkiler gibi eğer güneşin ışığından besinimizi alsaydık bunlar olmazdı. Ama Cenab-ı Hak bize bir açlık lütfetti. Bizi bitkilere kıyasla daha muhtaç kıldı. Bitkiler olduğu yerde besinini her gün alabiliyor. Hiç sıkıntı çekmiyor. Ama insan her gün koşuşturma içinde. Sabah kalkıyor hemen metroya biniyor, işine gidiyor, kalabalık içinde sıkıntılar, iş yerindeki sıkıntılar falan filan ne için? Ay sonunda bir maaş almak ve onun da geçimini sağlamak için. Bu süreci yaşıyoruz ama bu sürecin de bir bereketini görüyoruz.
Biz bitkilerin rüyasında bile görmeyeceği bir etkileşim içine giriyoruz. Yani bu hareket, bu bir bereket olarak hayatımıza yansıyor. İnsanın ürettiklerine bakın, bitkinin ürettiklerine bakın. Ne kadar çeşitli insanın ürettikleri. Demek ki bu ihtiyaçlar ve etrafımızda bu ihtiyaçlar vesilesiyle keşfettiğimiz muavenetler, yapabildiğimiz istihdamlar, ipeği ipek böceğinden almak, balı arıdan almak, atıyorum kauçuk ağacından almak gibi gibi çoğaltabiliriz sayısını. Böylesi ilişkiler bize Cenab-ı Hakk'ın bizi bildiğini bildiriyor. Cenab-ı Hak bizden haberdar olduğunu bize ihtiyaçlarımız vasıtasıyla bildiriyor. Yani Cenab-ı Hakk'a muhtaç olmak aslında bir nimet. Her ihtiyaç Cenab-ı Hakk'ın marifetine bir eşik. Oradan Cenab-ı Hakk'a yönelip o ihtiyaçlar sayikasıyla Cenab-ı Hak'tan hem marifet, hem yardım, hem inayet alabiliyoruz. Tabi bilebilirsek kıymetini, kendimizden bilmezsek, imtihanı kaçırmazsak sırrını diyelim. Madem seni biliyor, madem seni biliyor ki bu kadar şeyi senin hizmetine vermiş, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ın kendisini bildiriş şekli rahmet. Çok ince bir sır var burada. Cenab-ı Hak bize kendisini korkuyla da bildirebilirdi. Acıyla da bildirebilirdi ki bunlar da kısmen hayatın içinde yok değil. Cenab-ı Hakk'ın nasıl mükafatı var, mücazatı da var yani. Ama rahmetim gazabımı geçmiştir sırrıyla, yine bir hadisi kutsi, rahmetim gazabımı geçmiştir sırrıyla Cenab-ı Hakk'ın bildirişi genel anlamda rahmetiyle oluyor. Bunların içindeki acı olaylar hayatın belki yüz cüzünden bir tanesi. Yani yani böyle kronik hastalığı olanları ayrı tutuyorum. Onlar ayrı bir imtihan. Cenab-ı Hak onları imtihanlarından kurtarsın, şifa versin, ecirlerini versin. Onları ayrı tutuyorum. Ama onun dışında ben, sen, o, şu, sağlıklı insanlar. Bizim hayatımızda hastalık gördüğümüz günleri bir kenara yazalım. Bir de sağlıkla geçirdiğimiz günleri bir kenara yazalım. Sorunsuz günlerimizi bir kenara yazalım. Ama böyle eften püften şeyleri şişirdiğimiz, kendimize sorun haline getirdiğimiz değil. Cidden ya hayatımızın akışını kaydıracak sorunlar. Büyük kazalardır, büyük yoksunluklardır, böyle hani sarsan yoksunlukları diyorum. Hani asıl onları şey olarak görüyorum ben, sorun olarak görüyorum. Diğerleri bazıları da bizim muhatabiyetimizden kaynaklanan şeyler. Yani önemsemesek önemli değil. Onlar değil. Onları bir tarafa yazalım, bunları bir tarafa yazalım. Görüyoruz ki ya aslında Cenab-ı Hak varlığı hayır üzerine yaratmış. Bizim sağlıklı günlerimiz, hastalıklı günlerimizden fazla. Bizim işte sorunsuz, huzurlu günlerimiz aslında o büyük sorunların yaşandığı günlerden fazla. Söz gelimi depremle geçen günlerimiz, depremsiz günlerimizden az. İstanbul'da kaç defa deprem oldu? İşte atıyorum yıllar içinde işte artçı şokları da sayarsak böyle büyük şeylerini. 2-3 yılda bir deprem oldu diyelim, atıyorum. Ama o 2-3 yılın içinde de bak olmayan bir sürü gün yaşadık. Birçok gün yaşadık. Fakat insanoğlunda şöyle bir şey var işte. Biraz da nefis ve şeytanın oyunu bu. Azı çok gösterebiliyor, manipüle edebiliyor. Mugalata diyoruz biz buna. Hayatın hakim rengi rahmetken hayatın hakim rengini acı olarak gösteriyor. Ateistler bunu dindarlarla tartışırken çok kullanırlar. Siz de rastlarsınız. Ben çok rastlıyorum. Bazılarıyla da polemiğe giriyorum yani. Adam diyor işte Allah varsa acılar neden var? Ya acılar var da kaçta kaç var? Sen bir sordun mu bu rahmet niye var? Bakın buradaki sorgulama mesela. Bir onu sordun mu ya ben bugün niye hiçbir şey yaşamadım? Niye hayatım devam ediyor? Nasıl hayatım devam ediyor? Benim içimde bu hayatın devamını sağlayacak binlerce, yüz binlerce denge var, doğru adım atılması lazım. Bir tane sinir hücrem şurada kopsa benim iletişimim kesilir. O sinirle ilgili bütün iletişimim kesilir. Çünkü sinir hücreleri yenilenemiyor biliyorsunuz. Vücut onları yenileyemiyor. Beyin hücreleri de öyledir diye biliyorum ben. Şimdi hal böyleyken yenilenemeyen hücrelerimiz bile arıza yapmadan çalışıyorken işte akyuvarlar, alyuvarlar, dokular, o dokularla hormonal şeyler, işte iletişimler,
İnsan vücudu iki şekilde iletişim sağlıyor. Bir sinir, bir de hormonal. Onlar doğru çalışıyor, ötekiler doğru çalışıyor, berikiler doğru çalışıyor, kaslar doğru çalışıyor. Ve onlar da bir tek değil, yani sistem olarak hepsi doğru çalışıyor. Abi bunu hiç sormuyorsun, bir gün bile sormamışsın yani. Benim vücudum nasıl bugün de düzgün çalıştı? Ya bugün güneş nasıl doğdu? Sordun mu sen yani? Her gün güneş doğuyor. Ya bu güneş niye her gün doğuyor diye sordun mu? Bu bir rahmet. Bunu hiç sorma yok. Ya acılar niye var? Ya savaşlar neden var? İnsan rahat durmadığı için var yani. İlla Allah'a vermek zorunda değiliz bunu. İnsan rahat durmuyor. Cenab-ı Hak da insan rahat durmadığı için, hak ettiği için onu yaratıyor. Talebi o olduğu için yaratıyor. Biz bunun duasını ediyoruz. Gidip komşunun kapısını yumrukladığın zaman ne demiş oluyorsun? Biz kavga edeceğiz demiş oluyorsun. Cenab-ı Hakk'a diyorsun ki bir kavga yarat ya Rabbi. Ben o niyetle geldim diyorsun yani. Halbuki hafifçe vursan, ya komşu sizden çok ses geliyor desen, hani hafifçe uyarsan belki de çok kavga kopmayacak. Ama gidiyorsun güm güm güm, ya bu ne sestir kardeşim, sen ne yapıyorsun falan filan. Bu bir dua. Sen bu duayı ettin, Cenab-ı Hak da hikmeti gereği yarattı. Sırrı imtihan gereği yarattı. Cenab-ı Hak mı suçlusu oldu yani bunun? Haşa sümme haşa. Sen kaşındın, süreci de kaşındın, sonucu da kaşındın yani. Savaşlar da böyle. Bu bir olay, onun külliyesi de savaş işte. Yani bu ateistlerin mantığı hep böyle sorun seçme. İşte mugallata dediğimiz bu. Nerede arıza var, nerede sorun var, nerede hani hoşa gitmeyen şey var, nefsin hoşuna gitmeyen şey var, hikmeti çabuk okunmayan şey var. Onları gördüler mi alıyorlar böyle, yüzümüze atıyorlar. Bu tuzağa düşmemek lazım. Onlar bize rahmeti açıklasınlar kardeşim önce. Aha burada bak anlatılıyor. O kadar varlık bize boyun eğmiş gibi hizmet ediyor. Siz bunu açıklayabiliyor musunuz? Arı neden kendi ihtiyacının çok daha fazlası kadar bal üretiyor? Neden sanki başka canlılar onun balından alacakmış gibi fazla fazla bal yapıyor? Siz bunu açıklayabiliyor musunuz? Veya işte ipek böceğinin ipeğinin bize yaraması, onu kullanabilmemiz, ipek böceğinin böyle bir şeye ihtiyacı mı var? İnsanlara bir kumaş sağlayayım da işte onlar da beni çoğaltsınlar falan. Böyle bir bilgisi mi var? Yok. Yani gibi gibi çoğaltabiliriz. Bu hikmeti açıklayamadıktan sonra gidip o ufak arızalardan perdeleme yapmaya çalışmak çok da tutarlı bir davranış değil. Evet, madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor, sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir. Rahmetin karşılığı hürmet. Ve katiyen anla ki senin gibi zayıfı mutlak, acizi mutlak, fakiri mutlak, fani küçük bir mahluka koca kainatı musahhar etmek, yani boyun eğdirmek, onun imdadına göndermek elbette hikmet, inayet, ilim ve kudreti tazammun eden hakikati rahmettir. Burada rahmetin hangi parçalardan oluştuğunu, daha doğrusu rahmetin renk tonlarını Üstad Hazretleri bize haber verdi. Tabii buna münhasır da demeyelim, rahmetin Esma-ül Hüsna rengince tonları vardır. Esma-ül Hüsna sayısınca renkleri vardır. Fakat burada dört ana şey bize verildi. Hikmet, bir şeyin rahmet olması için hikmetli olması lazım, yerli yerinde olması lazım. Eğer hikmetle olmazsa rahmet de olmaz. Mesela bir adam 100 kişiyi öldürmüş, seri katil, büyük suçlar işlemiş. O adamı tekrar topluma salmak rahmet değildir ya da işte merhamet değildir. Kendi hukukumuzdan, kendi adaletimizden ölçelim bunu. Neden? Çünkü hikmetli değildir. O adamı sokağa salarsan toplumu huzursuz etmiş olursun. Bir de o adamın kanına girdiği, hakkına girdiği insanlar var, mağdurlar var. Onları üzmüş olursun. Yani o rahmet adaletsiz bir rahmet olur. O merhamet adaletsiz bir merhamet olur. O yüzden rahmetin içinde hikmetin de tonu vardır. Yani rahmet yerli yerindeyse, hakikaten bu rahmet oldu diyorsak, onda hikmet de var demektir. Aşırılık yok demektir yani. Demek rahmetin içinde hikmet de var, hikmetli davranış da var. Ve inayet. Burada Kenan abinin izahı Risale-i Nur'un başka bir kısmından almıştı. Bunu üstadın tarifidir bu aslında.
bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenlilik diye tarif ediyor inayeti. Bunu şöyle anlayabiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın yardımı, inayet özetle o demek, aslında varlığın içinde zaten serpiştirilmiş olarak duruyor. O düzenin uygun adımında yürüdüğümüz zaman biz inayete mazhar oluyoruz. Mesela suda yüzmenin düzeni nedir? İşte önce işte kolu atmak, sonra diğer kolu atmak, atıyorum ayakları çırpmak. Yani bu bir düzendir. Bu düzeni tutturursanız su sizi üstünde tutar. Suyun kaldırma kuvveti size yardımcı olur. Cenab-ı Hak suda yüzme kanununu bu düzende yaratmıştır. Ama siz onu yapmadınız. Yani böyle çırpındınız falan, kontrolsüz hareketler, yüzme bilmeyenlerin o panik halini düşünün. Öyle şeyler yaptınız. Cenab-ı Hak düzeni koymuş, inayeti zaten suyun içinde. Yasa olarak, kanun olarak zaten var. Ama siz o inayetin, yani düzenin içinde hareket etmediğiniz için, o düzene uygun hareket etmediğiniz için, o düzenin size açtığı kapıyı reddettiğiniz için, düzeni bozduğunuz için bu sefer su sizi altına doğru çekmeye başlıyor. Havanın kaldırma kuvveti var. Doğru araçlarla, doğru teknikle giderseniz sizi havaya kaldırıyor. Ama uçurumdan koştunuz, aşağı atladınız, ben uçmak istiyorum diye. Öyle bir uçma yok. Öyle bir uçma ancak yere değinceye kadar yani. Düşme. Düşmeyi uçma sanmış olursunuz. Gibi gibi inayet, Cenab-ı Hakk'ın yardımı zaten kanunlar, nizamlar, yasalar çerçevesinde varlığın içine serpiştirilmiş. Ha bunların üstüne sıra dışı yardımlar oluyor mu? Gene oluyor. Başta peygamberlerin mucizeleri olmak üzere, evliyanın kerameti olmak üzere. Bazen oluyor mesela bir çocuk bilmem kaçıncı kattan düştü, burnu bile kanamadı. Haberlerde duyuyoruz. İşte araba kazası oluyor. Araba kazasındaki diğerleri her tarafları yara bere olmuş, kırılmış veya vefat etmişler. Ama içindeki çocuğa bir şey olmamış. Bazen böyle olaylar görebiliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın özel tecellileri yok mu? Var. Özel kurtarışları yok mu? Var. Özel imdatları var. Her zaman değil. Yine onun muradına bağlı. Sırrı imtihan gereği olarak onun inayeti böyle şeye bağlı. Ama genel olarak varlığın içinde serpiştirilmiş düzen de aslında bize yardım. Bir yere koyduğumuz eşyayı geri geldiğimizde orada buluyoruz. Bu bir yardım mı? Bize yardım. Ne sayesinde? Yer çekimi kanunu sayesinde. Yer çekimi olmasa o madde orada durur mu? Durmaz. Onu orada bırakırsın, gider gelirsin, o uçmuş gitmiş. Göğe doğru gidiyor veya savruluyor, sağa sola doğru gidiyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın inayetine uygun da olması lazım. Merhametin. Bakın rahmet içinde bir ton olarak bunu da saklıyor inayeti. Eğer düzen dışı şeyler yaparsak biz de kendimize pay çıkaralım. Cenab-ı Hakk'ın düzenine aykırı şeyler yaptığımızda bu rahmet, bu merhamet, bu iyilik değildir. Biz bugün çok eleştiriyoruz bu işte şeyleri, eşcinsellik propagandasını, batıdan gelen evladımızı, çocuğumuzu, yani akıllarını karıştırmaya çalışan, ya diyoruz fıtratlarına aykırı şey veriyorsunuz bu çocuklara. Allah onu erkek yaratmış ki erkek olsun diye, başka bir niyeti yok. Siz niye çocukları böyle şey yapıyorsunuz? Yok öyle değil de böyle değil de falan filan diye. Onlara da zarar olan bir şeyi yönlendiriyorsunuz. Bu onlara iyilik değil. Nasıl lanse ederseniz edin bunu. Nasıl propaganda yaparsanız yapın bunu. Siz o çocuğa kötülük ediyorsunuz çünkü fıtratına aykırı bir yol veriyorsunuz. Ya bu şey gibi. Deve kuşunu uçmaya zorlamak gibi. Ya deve kuşunu Allah uçsun diye yaratmamış ki. Koşsun diye yaratmış. Veya işte güvercinleri koşturmak gibi. Ya deve güvercin koşsun diye yaratılmamış ki, uçsun diye yaratılmış. O kediden nasıl kaçar öyle yaparsan? Adalet, doğru adalet, doğru iyilik ancak o düzene uygun şekilde yapılırsa, fıtrata uygun şekilde yapılırsa doğru olur. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı düzenin üstüne yeni bir kurguyla onu bozacak şekilde yapılan iyilikler hep mazarrat doğurmuştur. Bugün tecrübe ettiğimiz işte çevre kirliliğidir, ekolojik felaketlerdir, varlıkların genleriyle oynamakla çıkan hastalıklardır, şudur budur. Veya işte gıdaların insana verdiği zararlardır, o oynanmış gıdaların. Hepsi bize gösteriyor ki varlıktaki inayetin, yani o düzenliliğin aleyhinde olmamak lazım. Ondan aşırı gitmemek lazım.
İhsan-ı ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Bediüzzaman Hazretleri'nin sözü bu. Yani neyi hak ediyorsa o. Düzen bize neyi emrediyorsa. Çünkü onu seçen ezeli ve ebedi bir Allah. Alim-i mutlak olan Allah. Her şeyi en iyi bilen Allah onu seçti. Bizim onun dışında cüz'i aklımızda daha doğru bir seçenek bulmamız mümkün değil. Tevekkül buradan çıkıyor işte. Biz amellerimizde Allah'a tevekkül ederiz. Din-i İslam'a teslim oluruz. Müslümanlık bu demektir. Neden? Çünkü aklımızın yetmeyeceği şeyler olduğunu, bütünü görenin Allah olduğunu kabul ederiz. İslamiyet bunu gerektirir. Evet. Hikmet dedik, inayet dedik, ilim. Bu da işte o düzenle ilgili bir şey. Her şeyi bilen Allah. Elbette onun seçimi rahmet. Her şeyi bilen biz değiliz. Elbette bizim de seçimimizin onun şeriatına uygun olması lazım ki merhamet olabilsin. Ya çocuğumu acıyorum, sabah namazına kaldıramıyorum. İyilik değil bu senin yaptığın, merhamet değil. Neden? Çünkü yani sen acıdın da Cenab-ı Hak acımadı mı ona yani? O ilmiyle o çocuğun sıkıntısını biliyor. Ama demek ki o emirle o çocuğun yapacağı bir şey var. Alacağı bir kemal var. Yükseleceği bir çıta var. Onun için onu emretmiş. Kendi ilmini Allah'ın ilminin üstüne koymamalısın. Hikmet, inayet, ilim ve kudreti tazammun eden. Kudret zaten bir şeyin vücuda gelmesi için gerekli olan şey. Rahmette bu da var. Sonuca ulaşmak açısından rahmet bir kudret eseridir. Tazammun eden, hepsini içeren hakikati rahmettir. Elbette böyle bir rahmet, senden külli ve halis bir şükür, yani külli, kapsamlı ve halis, ihlaslı, sadece amacı rıza-i ilahi kazanmak olan, ihlas o demektir. Emredildiği için yapmak bir şeyi, başka bir amaç gütmeden, öncelikle Allah'ın rızası. Elbette böyle bir rahmet senden külli ve halis bir şükür ve ciddi ve safi bir hürmet ister. İşte o halis şükrün ve o safi hürmetin tercümanı ve ünvanı olan Bismillahirrahmanirrahim'i de o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Ne oldu şimdi? Bakınız Bismillahirrahmanirrahim bir külli ubudiyet şeklini aldı. Bu kelimeyi beyan etmek aslında varlıkta durduğumuz yeri beyan etmek ya da durduğumuz yerin şuurunda olduğumuzu beyan etmek, süreci kabullenmek ve sonrasında da buna göre hareket edeceğimizi deklare etmek. Mesela askere gidiyoruz. Askerde komutan tekmil istiyor. Tekmilimizi veriyoruz. Bir şey söylüyor. Emret komutanım diyoruz mesela. Bizim burada söylediğimiz şeyler aslında askeriyedeki yerimizi ifade ediyor. Biz diyoruz ki varlığın burasındayız. Bölüğüm şu, taburum şu, ismim şu. Doğum yerim şurası. Emret komutanım. Bismillahirrahmanirrahim de bizim varlık içindeki konumumuzu ifade ediyor. Biz üzerimizde uluhiyet olan, yani uluhiyetle üzerimizde tasarruflarda bulunan bir Allah'ın, rahmetiyle tasarrufatla bulunan bir Rahman'ın ve rahimiyetiyle özel tecellilerde bulunan bir Errahim'in kuluyuz. Onun adıyla hareket edebiliyoruz. Nasıl ki işte ordunun içindeyken ordunun adına hareket ediyorsak, burada da biz artık Bismillahirrahmanirrahim'le aidiyetimizi ifade ediyoruz ve onun adına hareket ettiğimizi kabulleniyoruz. Bu bir tekmildir yani tabiri caizse. İnsanın tekmilidir Cenab-ı Hakk'a. Bismillahirrahmanirrahim diyen insan varlığın içindeki yerinden artık haberlidir. Sorumluluğunu almıştır. Ona göre hareket edeceğini deklare etmektedir. Veya onu kendine hatırlatmaktadır. Böyle bir sorumluluğum var. Ben buyum. Böyle hareket etmeliyim diye hatırlatmaktadır. O rahmetin vusulüne yani o rahmete varmaya ve o Rahman'ın dergahında o rahmetin vusulüne vesile ve o Rahman'ın dergahında şefaatçi yap. Yani aracı yapmak. E tabi askere girdiğimizde de ona sunduğumuz aidiyet aynı zamanda o ordunun bizim teçhizatımızı sağlaması, ihtiyacımızı karşılaması bunu sağlıyor. Biz intisap ediyoruz, ordu da bizim ihtiyaçlarımızı görüyor artık. Çünkü onun askeriyiz gibi gibi.
Yani o intisabı biz şefaatçi yapıyoruz aslında. Onunla yardım diliyoruz. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Çünkü nasıl merkezi bir nakış, her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor, öyle de bu kainatın daire-i kübrasında bin bir ismi ilahinin cilvesinden uzanan nurani atkılar, kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatem-i rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatem-i inayeti nescediyor ki, güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Ya burada çok ilginç bir benzetme yapıldı. Bir kilimi düşünün. Kilimin üzerindeki nakışlar düşünün. O nakışlar nasıl ilişkilerle dokunuyor? Yani nerelerden ne ipler geliyor, ne yönlerden o mezrolar geçiyor. O farklı yönlerden gelen iplerin birbirleriyle ilişkilerinden ortaya bir nakış çıkıyor. Anlamlı bir şey çıkıyor, bir resim çıkıyor. Bunun gibi işte varlığın birbiriyle ilişkisi, o ihtiyaçlar üzerinden kurduğu ilişki, denge üzerinden kurduğu ilişki, ta işte bilmem neredeki yıldızdaki çekim kuvveti, aynı zamanda güneşteki çekim kuvveti, yani onların arasında bir oran ilişkisi var. Aynı yasaya tabi olma ilişkisi var. Geçenlerde bir kitap okumuştum, Yanılıyorsunuz Einstein diye. Bilim adamları tartışıyor. Kurgu bir roman şeklinde yapmışlar ama tartışan bilim adamları, yaşayan bilim adamları, gerçekte yaşamış bilim adamları yani. Orada diyor ki bir oran varmış. Fiziğin sabitelerinden birisi. 13 tane sabitesi varmış galiba fiziğin. 13 müydü, 12 miydi? Onlardan bir tanesi işte 139'du galiba ya da 137. Eğer diyor varlığın başında bu sabite böyle olmasa şimdi canlı moleküller oluşamazdı diyor. İşte orada konuşanlardan birisi diyor ki, beyler diyor artık diyor bu mevzu biraz ilahiyata doğru gitmeye başladı diyor. Fizik değil bu artık konuştuğumuz diyor. Niye böyle söylüyor? Çünkü varlığın başında canlılığın düşünülmüş olduğu çıkıyor oradan ortaya. İşte kader diyoruz ya biz, bu tasarruf bir planın çerçevesi içinde. Cenab-ı Hak her şeyi biliyor olup olacak. İşte bak en başta varlığın başındaki bir oran, bir sabite, fizik sabitesi bir rakam. Öyle olmalı. Ne bir eksik ne bir fazla. Öyle olduğu için bugün canlılar vücuda gelebiliyor. Bunlar plansız gelişi güzel şeyler değil. İşte bu ilişki, bu dokuma, bu iç içe geçme, her şeyin birbiriyle olan ilişkisi ve sonuç olarak insanın dünyadaki varlığı, o rahimiyet tecellisiyle. Bu diyor, hani bu nakışı senin görmen lazım artık diyor. Bu ilişki ağı bize bir motif için kurulmuş. Biz hiçbir şeyle ilgisiz değiliz ve hiçbir şey de bizimle ilgisiz değil. Ya insanoğlu buradan şimdi kaç milyar yıl uzaktaki yıldızları merak ediyor değil mi? Orada ne oluyor, ne bitiyor, canlılık var mı falan filan. Yeni bir yıldız doğdu, bilmem ne kadar uzaktaydı, ışığı geldi. İşte bir tane yıldız patladı, kara delikler falan filan. Bizdeki bu ilgi aslında motifin ortasında olduğumuzu gösteriyor. Bakınız, akılımız, hissiyatımız, merakımız, biz bunları farklı şekillerde açıklamaya çalışıyoruz ama aslında alemin düzeni içinde baktığınız zaman o giriftlik, bizdeki giriftlik, o varlıkta olmayan şeyler bizde olan, işte o merak, alemi merak ediyoruz. Bizden başka canlı var mı? Yıldızlara bakan. Bizden başka canlı var mı? İşte uzaktaki galakside ne oluyor diye merak eden, uzay aracı gönderen varsa. Yok. İşte o giriftlik bizi bu hale getiriyor. O nakışların bizim üzerimizden geçmesi, o iplerin bizimle ilişkisi, bizdeki motif, bizdeki varlıkta olmayan yeni şeyler. O halının en can alıcı yeri olmak bizi varlıkla ilişkili hale getiriyor. Çünkü biliyoruz onların bizimle bir ilgisi var. Onların yaratılışta bizim üzerimize bazı ipler gönderilmek üzere, bazı etkiler gönderilmek üzere, bazı tefekkürler yaptırılmak üzere bağlandığını, gönderildiğini biliyoruz. Yalnız yalnız değiliz yani alemde. O tesadüfen oluşmuş, bu tesadüfen oluşmuş değil. Biz onlarla ilgiliyiz. Bu ilgimizin dokusu da merakla ortaya çıkıyor. Merak ediyoruz çünkü. İlgisiz olsa niye merak edelim? Bir ilgi seziyoruz yani. Bunun diyoruz bizimle bir bağ var. Ki bugün zaten bilim adamları da diyorlar ki aslında evrenin tamamı bir düzen içinde. Bu düzenliliği hatta
genel resimden canlılığa da benzetebiliriz diyor. Bu düzenin devam etmesi bir tür canlılık gibi diyor. Kendi içinde bir düzeni var yani evrenin. Nasıl insanın kendi içinde bir düzeni var, bu düzen devam ederse canlılığı devam ediyor. Evrenin de kendi içinde bir düzeni var. O düzenin korunması da bir nevi onun canlılığı. Daha özelde küreye arz da diyor canlıya benziyor. O ekolojik sistem dediğimiz şey belki de onun kendi içindeki biyolojik sistemi. Biz kendi içimizde nasıl diyoruz ki ya fazla şunu kaçırırsam midem ağrıyor falan. Dünyada diyor ki fazla plastiği kaçırma, petrolü kaçırma, bak benim dokularım zarar görüyor. Dünyada bize bunu ihtar ediyor. Gibi gibi. Evet, rahmetin vücudu ve tahakkuku güneş kadar zahirdir. Çünkü nasıl merkezi bir nakış her taraftan gelen atkı ve iplerin intizamından ve vaziyetlerinden hasıl oluyor. Öyle de bu kainatın daire-i kübrasında, en geniş daire, bin bir ismi ilahinin cilvesinden, yansımalarından uzanan nurani atkılar, işte o Esma-ül Hüsna'nın tecellileri birbiri içine geçmiş şekilde, kainat simasında öyle bir sikke-i rahmet içinde bir hatem-i rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir hatem-i inayeti nescediyor ki, güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Yani biz şu an bir kilimin üzerinde yaşıyoruz. İlişkileri itibariyle, etkileşimi itibariyle bir kilimin nakışı olarak varlığımıza devam ediyoruz. İnsan alemin nakışıdır, motifidir. Evet. Burayı da okuyalım. Tefekkürün olmazsa yarına bırakırız ama yine de okuyalım. Evet. Şems ve kameri, anasır ve maddini, nebatat ve hayvanatı, bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi o bin bir isimlerin şualarıyla tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı, yani hayat sahiplerini, hayat-ı insaniye musahhar eden ve ondan rububiyeti ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren en parlak rahmetini izhar eden o Rahman-ı Zülcemal, elbette kendi istiğnai mutlakına karşı, çok önemli, o Rahman-ı Zülcemal kendi istiğnai mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içinde zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan, eğer insan isen, Bismillahirrahmanirrahim de, o şefaatçiyi bul. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize ihtiyacı mı var ya? Bak, alemi tesbih tanesi gibi çeviren Allah, galaksileri birbirinin içinden geçiren Allah, belki her gün bizim varlığın göremediğimiz köşelerinde yeni bir galaksi yaratan bir Allah. Galaksi dediğimiz de yani içindeki yıldız, kumsaldaki kum gibi yani. Güneşimiz onun içindeki bir kum bile değil belki. Öyle bir yaratış, güç, tasarruf sahibi olan bir Allah bize niye ihtiyaç duysun? Elbette bize ihtiyacı yok. İstinası var. Normalde bu istina, bu azamet, bu büyüklük ilişkisizliği gerektirirdi eğer ki rahmeti olmasaydı. Değil mi bize, ya niye kale alsın bizi yani? İnsandan biçelim, insanın İşte ham insanın diyelim. Makamı büyüdükçe çevresine şeyi artıyor böyle, ilişkisizliği. En yakınlarını bile tanımaz oluyor. Hatta şakayla biz de deriz ya, sen şimdi ünlü oldun mu beni tanımazsın falan diye. Niye diyoruz bunu? Öyle tecelli ediyor çünkü insanda bu iş. İnsan ham çünkü. O azameti kaldıracak yapısı yok. O yüzden ilişkilerinde kısmalar yapıyor, eksiltmeler yapıyor. Bazen de topyekün reddediyor bu ilişkileri. İstignası ona sebebiyet veriyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın istinasına rağmen bu yaratışı içinde olması, bu ikram, bu inayet, bu işte kerem cilveleri içinde mahlukatını yaratıyor, ihtiyaçlarını görüyor, işte fakrını karşılıyor olması, tabiri caizse hepsiyle her gün kayyumiyetiyle, sırrı kayyumiyetle ilgileniyor olması, bunları hep tırnak içinde yani tefekkürümüze mevzuyu yaklaştırmak için söylüyorum. Mukaddes manalarla söylüyorum. Siz kirli şeyleri çıkarın kafanızdan. Yani her gün bizimle böyle bir gözetişle ilgileniyor olması
ancak rahmetiyle açıklanabilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle nihayetsiz azamette bir Allah'ın varlıkla ilgileniyor olması ancak rahmetiyle açıklanır. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Rahmeti olmasa bizimle ilgilenmezdi. Rahmeti var ki bizi yaratıyor ve ilgileniyor. E diyor bak o Rahman-ı Zülcemal ki elbette kendi istinai mutlakına karşı rahmetine ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan, eğer insan isen Bismillahirrahmanirrahim de o şefaatçiyi bul. Yani bu merhamet yasası varlığa yayılmış halde icraatlarını görüyoruz. Ya diyor akıllıysan tabiri caizse affınıza sığınarak yani eşek değilsen diyor bunu bul arkadaş diyor. Bundan faydalan. Sen nasıl ki bugün işte bilmem ne yasasını keşfedip ondan işte şunu üretiyorsun. Bilmem ne yasasını keşfedip ondan bilmem şu teknolojiyi yapıyorsun. Cenab-ı Hak kainata bir rahmet yasası yaymış. Tecellilerini göstermiş. E onun teknolojisini de araman lazım. Onun teknolojisi de Cenab-ı Hakk'ın yine vahyettiği Kur'an'dır. Nebisinin sünnetidir. Onların örnekliğidir. Eğer onlara yapışırsan Bismillahirrahmanirrahim'le o sırra tutunarak üzerinde o tasarrufun varlığını kabul ederek o sırra tutunursan o zaman ondan da faydalanacaksın. Kısa yolda, kısa zamanlarda büyük mesafeler alacaksın. Tıpkı diğerleri gibi işte. Bizim bugün aslında ürettiğimiz teknoloji de kanuniyetleri keşfetmemizle değil mi? Bir kanunu keşfediyoruz, onun teknolojisini üretiyoruz. Aslında o kanun da bize bir rahmet tecellisi. Her şeyin kanunla olması da bir rahmet tecellisi. İşte inayet, düzenlilik dedi ki, inayet düzenliliktir diye burada mana verilmişti. Cenab-ı Hak zaten inayetini serpiştirmiş her yere. Sen onun son bardağı taşıran son damlası gibi keşfediyorsun ve ondan sonra o yasadan faydalanıyorsun. Yapabildiğin bu kadar. Kendin bir yasa kuramıyorsun kainata. Ey insan, sen şimdiye kadar olmayan hiçbir yasayı kendin kuramadın. Olanı keşfettin, onlardan faydalandın. Bunu halikiyet gibi görmemelisin, haddini bilmelisin. Yani bu metinler bize bu dersleri de veriyor. İçimizde böyle had bilmeler de bildiriyor bize. Elhamdülillah. Pekala burada bırakalım. Zaten herhalde yine 40 dakikayı geçtik. Yarın inşallah buradan devamla konuşuruz. Belki yarın, belki ondan sonraki gün bu kısmı bitiririz. Belki Miraç Kandili günü bitiririz. Çünkü bunun sonu da Miraç Kandili'ne bağlanacak. İlginç bir şekilde hoş bir tevafuk olacak galiba. O gün de burayı ders yapmış olacağız. Yani müminin miracının Bismillahirrahmanirrahim üzerinden nasıl olduğunu da o gün Miraç Kandili gecesi inşallah Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı keremiyle konuşabileceğiz diye umuyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davah minel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.